Daha ne kadar ben yokmuşum gibi resim yapmaya devam edeceksin? Hadi ama. Dün gece yaşlı cadıyı nasıl benzettiğimi görmedin mi? Hoşuna gitti, saklama. Hayat. Seninle konuşuyorum, yüzüme bakar mısın? Canım resim yapmak istiyor. Hı hı. Canın çocukluk yapmak istiyor. Ama kendine gel artık. Karşında senin hayal yok. Evet. Karşımda bir hayal kırıklığı var. Ben sana güvenmiştim. Anneme karşı bile. Ama sen bana güvenmedin. Ben orada kendimi yırtarken sen ağzını bile açmadın, sustun. Bir acaba mı bile demedin. Yani babamı gördüm diye iddia ediyordun Hayat. Daha ne yapmamı bekliyorsun? Ya ben senden bir anne hassasiyeti beklemiyorum ki zaten. Beklemedim de. Ama beni dinlemeni bekledim. Ben seni dinlemiştim çünkü. Annemle ilgili en canımı yakan şeyleri söylediğinde bile ben seni dinlemiştim. Bu konunun onunla bir alakası yok. Var, benim annem yapmaz dediğimde bile ben sana güvendim. Çünkü ben... Tamam, tamam. Ne yapmamı bekliyorsun? Ayaklarına mı kapanayım? Sadece... Sadece güvenimi kırmamanı istiyorum. Sen benim teyzemsin. Benim için sadece Umay Karay değil. Adı Ümmü olan, mezarında taş bile olmayan, toprak olmuş gitmiş teyzemken bile ben senin gücüne, ben senin cesaretine hayrandım. Ben seni hiç tanımadan senin gibi olabilmeyi hayal ettim yıllarca. Babam bizi her dövdüğünde senin gibi kapıdan çıkıp gidebilmeyi hayal ettim. Ucunda ölüm bile olsa ben bunu istedim. Ve sen çıktın karşıma. O kömür karısı bir yıldan sonra sen çıktın karşıma. Ölmemiştin. Yeniden doğmuştun sen. Ümmü'yü öldürüp Umay olmuştun. Bu ne demek sen biliyor musun? Kendini bildiğinden beri teyzesinin cesaretine hayran olmuş bir kız için. Bu ne demek sen biliyor musun? Sen benim sadece teyzem değil. Sen benim gerçek olan hayallerim, gücüm, kendime olan güvenimsin. Eğer ben bir gün sana güvenemezsem, senin kalbine, vicdanına, dürüstlüğüne güvenemezsem, ben bir daha kendime de güvenemem. Ben bir daha kendi kalbime de güvenemem. Ölmemiştin. Yeniden doğmuştun sen. Ümmü'yü öldürüp Umay olmuştun. Bu ne demek biliyor musun? Kendini bildiğinden beri teyzesinin cesaretine hayran olmuş bir kız için. Bu ne demek sen biliyor musun? Sen benim sadece teyzem değilsin.
Sen gerçek olan hayallerim, gücüm, kendime olan güvenimsin. Dünya. Hayatımda ilk defa biri bana güveniyor. Bana güveniyor. Ha anne, ben de sana gelecektim. Ah, ben de sana. Bir şeyler konuşmak istiyorum da. Tamam ama ondan önce sana bir şey söylemem lazım. Ne? Teyzemle barıştık. Hı, iyi, ne güzel. Hadi gel, geçelim salona konuşalım. Yok yok, ayak altında olmaz. Bahçeye çıkalım. Olur. Bahçeye çıkalım mı Hayat? Daha rahat konuşuruz. Siz ne konuşmak istiyorsunuz benim kızımla, anlamadım. İmran lütfen, artık lütfen. Ne konuşacaksınız? Konu nedir diyorum Yıldırım Bey? Konu Yıldırım Bey'in haddini aşması. Konu kendi çarpık geçmişine bakmadan başkasına ahkam kesmesi. Ya pardon da siz kim oluyorsunuz da buraya gelip beni sıkıştırabileceğinizi sanıyorsunuz ya? Yavrum. Hayat lütfen izin ver. İzin vermiyorum. Yavrum. Teyzeme aşıkken annemle beraber olan bir adamın bana ahlak bekçiliği taslamasına izin vermiyorum. Hayat. Ben annene aşıktım. Araya giren teyzendi. Gerçekten çok üzgünüm. Ama sen de gerçekleri bilmek zorundaydın çünkü... teyzen sana yalan söylemişti kızım. Bu çirkinliği öğrenmek zorunda kaldığın için üzgünüm Hayat. Yıldırım sus, lütfen sus. Annen beni bir kez susturdu. Bu sefer susmayacağım. Yapma. Gerçek hikayeyi duymak zorundasın. Yapma ne olur. Bu çirkin hikayenin asıl suçluları biziz. Teyzem ve ben. Tüm bu olan biten için çok üzgünüm. Hepimiz adına. Hepimiz adına çok üzgünüm. Benden nefret etmeye devam edebilirsin. Ben nefretini hak ediyorum. Ama annen bu öfkeyi hak etmiyor. Ne diyor bu adam? Hı? Ne konuşuyor?
Ne anlatıyor bu adam teyze? Hadi. Ya teyze hadi yalan söylüyor de. Ya seni kandırmadım de hadi. Ya hadi ya. Ya bile bile seni annene düşman etmedim de hadi. Ya bana bir şey söyle. Ya bir şey söyle ya. Anlatacaksın. İnan. Bırak yüzünü. Neden kandırdığını anlatacaksın. Artık yalana değil gerçeği üzülsün. Yeter. Sen gerçekten yılandın. Ve ben annem sandım. Ya ben sana inandım ya, inandım. Yüzüme bak. Yüzüme bak ve bana bir şey söyle. O gün nasıl yüzüme baktıysa o yalanları söylerken, şimdi de yüzüme bak teyze. Neden yaptın bunu bana? Hı? Neden yaptın ya? Neden? Neden? Ya bana bir şey söyle. Reşat bilmesin. Bu kadar mı? Ağlama, harap ettin kendini güzel kızım. Gel bir yüzünü yıkayalım. Gel, gel ben bir hava aldırayım sana. Hadi gel. Kuzum, kuzum bir bak bana. Bak, kaldır kafanı. Kaldır kafanı, bak bana. Anneden utanılmaz. Cansel, şu poşetlere yardım eder misin? Umay Hanım, marketten geliyorum. Bir isteğiniz var mı? Cansel, neredesin? Bu çirkin hikayenin asıl suçlusu biziz. Teyzem ve ben. Sen gerçekten yılandın. Ve ben annem sandım. Kapımı. Bir dakika. Kim kilitledi bu kapıyı? Allah kahretsin. Kim kilitledi bu kapıyı? Kim? Açın şu kapıyı. Kim? Kim kilitledi bu kapıyı diyorum? Kim? Merhaba.
Rahat rahat içini dök diye geldik buraya yavrum. Konuşmayacak mısın? Bırakma, tutma içinde. Sen nasıl tuttun içinde? Neden katlandın buna? Bana nasıl katlandın anne? Benim onca zaman bu öfkeme neden katlandın? Neden gerçeği söylemedin bana? Benim yüzümden değil mi? Öyle kaptırmıştım ki kendimi teyzeme. Umay Karay efsanesine. Öyle yüceltmiştim ki onu. Sen ya. Sen benim annem. Benim öz annem. Beni yıkmamak için... benim öfkeme katlandın. Bırak artık bunları, hadi bırak. En kötüsü de ne biliyor musun? Teyzem bana yalan söyledi. Benim içimde kocaman bir kale yıkıldı. Umay Kara efsanesi değil benim içimde yıkılan. Hiç tanımadığım, toprak oldu sandığım o asi, o cesur kadın yıkıldı içimde. Hiçbir yalancı cesur değil çünkü. Hiçbir korkak dürüst değil. Senin teyzemi benden neden sakladığını, neden ona yılan dediğini şimdi daha iyi anlıyorum anne. Ben seni ilk defa anlıyorum. Ve sana güveniyorum. Yeniden. Onca zaman sonra ben anneme güveniyorum. Ben sana uzun zamandır o öyle sıkıldım ki içimdeki öfkeden. O kadar sıkıldım, o kadar bunaldım ki burada yaşadığımız her şeyden çok bunaldım. Ne demek lan kovuldum? Ha? Ne demek kovuldum? Bak ulan Kevser, eğer o sosyetenin villasına kapak atmak için kendini kovdurduysan var ya seni... Ne alakası var abi ya? Enişten bilmesin dedi. Tek söylediği şey buydu. Başka bir açıklaması yoktu. Bir tek bunu dedi. Başka hiçbir açıklama yapmadı bana. Hadi gidelim ya. Gidelim artık. Hayır, ben gitmek istemiyorum. Ben o eve bir daha dönmeyeceğim. Nasıl o eve dönmeyeceğim anlamadım. Kovulamazsın dedim sana. Doktorla Ümran arasındaki olan biteni ben çözünceye kadar hiçbir yere ayrılamazsın. Ben de bu yüzden kovuldum ya işte. Ya bu doktor bey bizim Ümmü'yü de Ümran'ı da daha bizim oradan memleketten tanıyor. Ben doktor beyin çalışma odasına girdim. Neden bir şey demiyorsun anne? Benim için kalıyorduk zaten. Ben çocuk gibi tutturduğum için kalıyorduk. Ben o eve bir daha dönmek istemiyorum anne, tamam mı? Tamam, tamam. Ya konuşuruz. Kafam dağıldı biraz. Gel, yürüyerek konuşalım. Dur, şu şeyi... Hesabı ödeyeyim de bir dakika.
Ben bu işte bir bitkinin olduğunu anlamıştım. Ulan ben de niye tanımıyorum bu herifi diyorum. Ben askerdeyken tanıştım onlar. Askerdeyken tanıştılar. Abi şimdi doktoru falan bıraksak da bana bir hal çare düşünsek. Ya ben şimdi ortalarda kalıp ne yapacağım? Nereye gideceğim? Gidecek yerim yok. Sosyetik de almıyor. Bu kadın da almıyor beni eve. Ne yapacağım ben? Elin mi titriyor anne senin? Hadi yok yok. İyi misin? Bir şey mi var? İyiyim, tamam. İyisin değil mi? Hadi. Hadi kalk. Kalk, kalk. Aman da aman kimler varmış. Ay halasının kuzusu. Ne oldu kız? Gözlerin kızarmış senin. Alerjidenmiş. Neyse anne hadi. Aa hayatta bırakmam. Vallahi yeğenimle iki çay höfürdetmeden... Hiçbir yere bırakmam. Ümran, sana zahmet olacak ama lavaboda benim para çantam kalmış. Biz otururken onu alıp geliversen. Yok, bizim acelemiz var. Bizim gitmemiz lazım. Başka bir zaman artık ödetiriz çayımızı. Hadi anne. Sen ne diyorsun Ümran? Kızım ne diyorsa onu diyorum. Hadi gel. Afiyet olsun. Gelmedi hasbam. Şımarık kızının koluna girdi, kırıta kırıta gittiler. Gittiği yere kadar gider. Abim, peki şimdi ben nereye? Doktorun evine. Tıpış tıpış doktorun evine gideceksin. Abi ama sen o yaşlı koca karıyı bilmiyorsun. Bana bak, ben koca karı falan anlamam. İşin rengi değişti. Gideceksin, kapıdan kovsalar bacadan gireceksin. Doktorun üstündeki gözüm olacaksın benim. Hadi yürü şimdi. Ya hala ağzını açıp da tamam gidelim demiyorsun anne ya. Parayı mı düşünüyorsun? Hani yok yok şey... Galeride işim varmış gibi. Ben de çalışırım. Tutarız bir tane küçük ev, ne olacak? Sen gitmek istediğine emin misin? Beni burada tutan şey aile olmaktı. Seninle. Kahramanım olan teyzemle. Hayalle. Hayal. Hayal çok üzülecek biliyorsun değil mi? Çok. Ben eminim anne. Sen eminsen. Ben de gözümü kararttım gitti.